Şöyle, ben bugün birazcık pediatrist açısından pediatrik oral lezyonlardan bahsetmek istiyorum. Bizim sıklıkla görüp üzerinde durduğumuz. Tabii siz daha fazlasını görüp daha fazlasına dikkat ediyor olabilirsiniz ama hani bir pediatrist açısından ne önemli ne değil, ayırıcı tanıya neler giriyor bunlardan bahsetmek istiyorum. Pediatrik ağız hastalıkların önemli bir bölümü sadece görüldüğü bölgede sınırlı kalıyor. Fakat birçok sistemik bizde ağız boşluğu içerisinde bulgu veriyor. Çocuklarda da oral lezyonlar genellikle benign veya minimal girişim gerektiren yapıda oluyor. Niye takılıyor? Heh. Şöyle ilk lezyonumuzla başlamak istiyorum. Şurada gördüğünüz bir dil bağı var. Ankiloglossus. Biz bunu çok fazla görüyoruz. Özellikle yeni doğan döneminde. Anneler benim çocuğum ememiyor, yutamıyor, emmekte zorluk çekiyor, beslenemiyor. Ya da işte bu çocuğu emziriyorum, emziriyorum ama kilo almakta sıkıntı çekiyor. Aslında benim sütüm yeterli diye geliyorlar. Bu birazcık tabii geç kalmış büyük bir çocuk ama özellikle yeni doğan ilk bir yaşta daha da çok yeni doğan döneminde bize dil bağı şikayetiyle geliyorlar. Dil bağı normal düzeyde kısa frenulum ile karakterize konjenital bir anomali. Dil ucunda hareket kısıtlılığına, meme emmede ve konuşmada güçlüklere neden oluyor. Çocuğun konuşturmasında herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Çocuğun konuşturmasını geciktirmiyor veya engellemiyor ama burada gördüğünüz harflerde çocukta pelteklik yaratıyor. Nadiren de kesici bölgesinde çapraşıklık veya diş eti çekilmesi görebiliyor. Bizim ama en sık gördüğümüz klinik bulgusu özellikle yeni doğan çocukta şöyle meme emmede zorluk. Meme emmede zorluk olunca zaten bizim genelde ilk baktığımız şey dil bağı var mı yok mu şeklinde. Çünkü çocuk dilini kullanarak negatif basınç oluşturamıyor annesi emerken. Ve de bu çocuğun beslenmesine, sarılığının artmasına sebep oluyor. Ve çok kolay bir tedavisi olduğu için ilk buna bakıyoruz. Ve o dil bağı kesilince de zaten çocuk çok rahatlıyor. Buna genelde Hazel-Baker skalasıyla değerlendirme ve sonucunda da olguya özel yaklaşım öneriyoruz. İşte frenulum eksizyonu, frenotomi veya frenektomi yapabiliyor. Tabii bunu biz yapmıyoruz. Ya plastik cerrahi ya da çocuk cerrahisine yönlendiriyoruz. İki branştan biri KBB'de olabilir. KBB bunu yapıyor. İşte Hazel-Baker skorlaması da böyle bir skorlama. Onlar bakıyorlar skora. Ona göre hangi şey yapacağına karar veriyorlar. Ya da olgunun ne kadar hani dilin dışarı çıkmasını ne kadar engellediğine bakıyorlar. Ona göre yapacakları işleme karar veriyorlar. Bizim için önemli olan burada uyanık olup yeni doğan bir çocukta meme emmede bozukluk olduğunda bu tanıyı koyabilmek. Genelde ailesinde de oluyor zaten deniyor. Hani bunun annesi de işte böyle dil bağı vardı o da kesildi diye. Burada gördüğümüz lezyon çok fazla sık gördüğümüz bir lezyon yine çocuklarda, erişkinlerde de görebiliriz. Fistüllü dil. Çocukların %1'ini etkiliyor. Dilin ön 2 bölü 3 dorsal yüzünde gelişimsel bir doku varyasyonu aslında. Farklı şekil, uzunluk ve derinlikte tek bir orta hat fistülü, çift fistül veya çoklu fistüllerle karakterize. Şu görünümün bizim için klinik görüntüden öte klinik bulgusu yok. Herhangi bir tedavisi de yok ya da herhangi bir klinik anomaliye sebep olmuyor. Sadece çocuğun dili fistüllü dil olmuş oluyor. Tabii bu sığ çatlaklardan aşırı derin fistüllere kadar değişebilen klinik görüntüler verebiliyor. Birkaç hastalıkta da eşlik edebiliyor. Mesela Down sendromlarda görebiliyoruz veya psoriyazis de görebiliyoruz. Biz bu fistüllü dili gördük. İşte hemen bu çocuk Down sendromu mu ya da psoriyazis mi diye düşünmemize gerek yok. Zaten Down sendromu olsa fistüllü dile gelene kadar vermesi gereken birçok bulgu var. Ya da çocuk psoriyazis olsa biz bunu fistüllü dilinden mi tanı koyuyoruz? Hayır. Cildiye bulgularından tanı koyuyoruz. Ha, beraberinde bakarsanız dilinde de fistüllü dil görebilirsiniz. Dediğim gibi herhangi bir tedavisi yok. Sadece fistüller çok derinse gıda artıkları ağız kokusuna sebep olduğu için özellikle diyoruz ki dilinizi de fırçalayın. Bu önemli oluyor bu çocuklarda. Burada gördüğümüz lezyonlar yine bu da çocukluk çağında, erişkin çağda da sık görülüyor ama çocukluk çağında gördüğümüz, şurada yine bir tane daha göstereyim. Şöyle. Coğrafik dil, benign migratoire glossit diyoruz buna. Aflı karıştırmamamız gerekiyor. Bunun aflar daha küçük oluyor. Bu da dilin anterior 2 bölü 3'ünde dorsal ve lateral kenarlar etkileyen benign, anüler bir lezyon. Sarımsı beyaz renkte olabiliyor. Değişebilen büyüklükte olabiliyor. Hafif yükseltili kenarlarla sık, sınırlı, irregüler, papilleri silinmiş eritematöz alanlarla karakterize. Şimdi burayı şöyle açıklayalım. Şurada gördüğünüz gibi şöyle etrafı normal şu dokudan birazcık daha yüksek görünüyor ve tamamen düzgün değil, irregüler bir karakterize ve genellikle anüler yani dairesel, ovoid formda görüyoruz bunu. Şurası gördüğünüz gibi şu dokuya göre de daha kırmızı yani eritematöz oluyor. Bu da benign migratoire glossit diyoruz. Ve etiyolojisi bilinmiyor. Yani şu papilleri silinmişi de göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi papillalar var ama bu glossitin içinde burada papillalar yok. Silinmiş görünüyor.
Bunun da etiyolojisini bilemiyoruz neden olduğunu. Popülasyonunda çocukların %1 ila 2,5'unda görüyoruz. Çocuk ve ergenlik yaş grubunda daha sık rastlıyoruz. Yine genellikle asemptomatik. Sadece annesi diline bakınca diyor ki işte benim çocuğumun dilinde de böyle bir lezyon vardı diyor. Herhangi bir tedavisi var mı? Yok. Çocukta herhangi bir sıkıntı yaratır mı? Hayır, yaratmaz. Sadece bazı hastalar çok sıcak ya da baharatlı yiyeceklerden sonra rahatsız olabiliyorlar. Bazı olgularda birkaç ay veya birkaç yıl geçmiyor. Bu benign migratoire glosis'te B12 vitamini eksikliğini de aklımızda tutuyoruz. Şurada da göstermeye çalıştım ama bir sonraki fotoğrafta daha iyi görünüyor. Şöyle gördüğünüz gibi dişeti hiperplazisi var bu çocukta. Gingival hiperplazi. Bunu da yine sık görüyoruz. Fibroblastların proliferasyonu ve bağ dokudaki tip 1 kolajenin artışına bağlı olarak diş etinin lokalize veya generalize büyümesiyle karakterize bir hastalık. Her iki çenede de görülebiliyor. Yine gingival hipertrofide klinik olarak ağrısız olması gerekiyor. Normal diş etiyle aynı renkte ve palpasyonda sıkı olması gerekiyor. Bir diş eti büyümesi görüyoruz. Yine diş eti büyümesi ağız içinde hafif bir şekilde lokalize olabilir ya da şiddetli bir şekilde generalize olabilir. Genellikle 20 yaşından önce başlıyor. Artarak devam ederse süt ve daimi dişlerin de erupsiyonuna engel olabiliyor. Yine dişlerin üzerini kaplayacak hale gelebiliyor. Çiğneme fonksiyonlarına engel olursa gastroenterolojik sistemde de problemlere sebep oluyor. İşte bunlar hereditar veya idiopatik formda olabileceği gibi genetik hastalıklarla da beraber olabiliyor. Yine gingival hipertrofi, hipertrikozis, sensorineural işitme kaybı, büyüme hormonu eksikliği, epilepsi ya da mental retardasyon eşlik edebiliyor. Epilepside kullanılan ilaçların yan etkileri olarak da gingival hiperplazi olabiliyor. Büyüme hormonu eksikliğinde de yine gingival hiperplazi görülebiliyor. Ay ben yanlış odaya geldim hocam, çok özür dilerim. Dediğim gibi ilaca bağlı antikonvizyon ilaç kullanımında, kalsiyum kanal blokörü ya da immünsüpresan kullanımında olabiliyor. Lösemilerde, lenfomalarda görebiliyoruz. Özellikle bizim AML dediğimiz M3 tipinde olan löseminin en sık görülen bulgusu gingival hiperplazi olabiliyor. Amiloidozda amiloidin böbrekleriyle beraber yine diş etinde birikiminde görebiliyoruz. Ve Crohn hastalığı da gastroenterolojik sistemde tutulum yapan bir hastalık, oral bulgusu olarak diş eti hiperplazisi görebiliyoruz. Tabii bu diş eti hiperplazisinin ne kadar sürede geliştiğinde, ne kadardan beri var olduğunda, beraberinde ilaç olup olmadığına, kullanım olup olmadığına da dikkat ediyoruz. Tedavisinde tabii ki şu hastalıklar yoksa, altta yatan bir lösemi yoksa, bir amiloidoz yoksa, bir Crohn hastalığı yoksa ya da herhangi bir ilaç kullanımına bağlı değilse gingivektomi ve düzenli ağız bakımı öneriyoruz. Ama çocuğun AML M3'ü var. Siz bunu hadi gingivektomi yapalım da bu gingival hiperplaziyi tedavi edelim diyemiyorsunuz. Ya da bir Crohn hastalığı var. Önce altta yatan hastalığı düzeltmek gerekiyor ki sebebi ortadan kaldırmamız gerekiyor ki sonuca ulaşabilelim. Burada da en sık rastladığımız oral aflarımız, birçok çocukta rastladığımız ve birçok şikayete sebep olabilen çocuklarda genellikle beslenmeyi bozan aflar, tabii yaygınlık derecesine bağlı olarak ve ağrılı aflar bunlar. Recurrent aftosu stomatit dediğimiz bir hastalık. Tipik olarak erken çocukluk, ergenlik döneminde ortaya çıkıyor, tekrarlıyor. Ovoid veya yuvarlak tek ya da çok sayıda ağrılı ülserler oluyor. Bunların ağrısı bazen çocukluk yaş grubunda, özellikle de süt çocuğu ise bu. Çocuğun yutmasını engellediği için oral alımı bozuyor ve çocuk dehidrate kalıyor bazen. Bazen bu hastaları yatırıp damardan IV hidrasyon yapmamız gerekebiliyor. Yaş ilerledikçe şiddeti ve sıklığı da azalıyor. Çok sayıda predispozan faktör olup etiyolojisi net bilinmiyor. Predispozan faktörler de şöyle, genetik yatkınlık. İşte diyorlar ki bunun annesinde de çok ağız yarası çıkar, babasında da çok ağız yarası çıkar. Hastanın geçirmekte olduğu viral ya da bakteriyel enfeksiyonlar bir viral hastalığa oral aft eşlik edebiliyor. Ya da ağız içinde herhangi bir bakteriyel enfeksiyon varsa buna da eşlik edebiliyor. Çıkabiliyor. İşte demir, folik asit, B1, B2, B6, B12 eksikliğinde ortaya çıkabiliyor. Sistemik hastalıklara eşlik edebiliyor. Çocukta Behçet hastalığı varsa, ülseratif kolit, Crohn hastalığı, HIV, FAPA, siklik nötropeni ya da sistemik lupus eritematozus varsa bunlara da eşlik edebiliyor. Daha Behçet hastalığının, sistemik lupus eritematozusunun, FAPA'nın olmazsa olmaz bulguları gibi söyleyebiliriz. Tabii ülseratif kolit ve Crohn'da da görebiliyoruz yine. Siklik nötropenide de çocuklarda 3 haftada bir, çocuklarda düzenli olarak nötrofil sayısı düşüyor. Nötrofil sayısının düştüğü dönemde de ağzında yara çıkıyor.
Bunda da yine o nötropeninin siklusuna bağlı olarak görebiliyoruz. Ya da çocukta işte artmış oksidatif stres varsa, mekanik yaralanma varsa ya da anksiyete durumlarında, bunların hepsine şurada baktığımızda aslında immün sistemin baskılanması gibi düşünün. Çocukta anksiyete olduğunda işte immün sistem baskılanıyor bir şekilde ve aflar ortaya çıkıyor. Üç klinik görünümde ortaya çıkabiliyor. Birincisi 10 milimetre çapından küçük, 10-14 günde skarsız iyileşen ve non-keratinize mukozada görülen minör aflar. İkincisi 10 milimetreden büyük ve 2 haftada skar bırakarak iyileşen keratinize ve keratinize mukozayı tutan majör aflar. Üçüncüsü de 5 milimetreden küçük ter gövdelerin birleşerek büyük irregular ülserleri oluşturduğu herpetiform ülserler. Tabii bu herpetik gingivostomatikten farklı. Peki ayrıca tanıda aklımıza neler gelmeli? Mekanik oral ülserler. Çocuk orayı ısırıyor, sürekli tahriş ediyor, ona bağlı ülser geliyor. Bu afla tam aynı şey değil. Yine herpetik stomatitten ayırt edeceğiz. Herpanjine'dan. Geçen hafta anlatmıştım, el ayak ağız hastalığındaki aflara yine çok benziyor. Onlardan ayırt etmemiz gerekiyor ama el ayak ağız hastalığında birincisi yumuşak damakta da ciddi tutulum oluyordu. Yine hastanın elinde, ayağında ve gluteus bölgesinde de tutulum oluyordu. Öyle ayırt edeceğiz. Herpetik stomatitte de veziküler bir yapı eşlik etmesi gerekiyor. Ondan öyle ayırt ediyoruz. Eritema multiforme'yi de birazdan anlatacağım. Yine mekanik oral ülserleri de hastaya soruyoruz işte diş sıkma var mı? Çocuk mesela gece dişini sıkıyor, oraya sıkışıyor diş eti. Farkında olmadan orada sürekli bir mekanik uyarı oluyor. Dolayısıyla aft geliştiriyor. Onu öyle ayırt edebiliriz. Peki tedavisi ne? Semptomatik bir tedavi. Hani şunu verelim de bunlar geçsin gibi bir tedavisi olmuyor maalesef. Ağız gargarası önerebiliyoruz. Çok şiddetli vakalarda da kortikosteroid verebiliyoruz. Ama tabii hani hiç verdik mi? Hani ben pediatri hayatım boyunca herhangi bir hastaya bunun oral aftı var diye kortikosteroid vermedim. Çünkü steroidin yan etkileri o oral aftın meydana getireceği etkilerden çok daha şiddetli. Fayda ve zarar ilişkisini düşünerek bunu yapmamız gerekiyor. Bu gördüğümüzde herpetik gingivostomatit. Şöyle şuralarda gördüğünüz gibi bunlar yayılmış. Şu ağız içindeki biraz daha aft formatında ama gördüğümüz gibi bunlar artık dudak mukozasını işte çeneye doğru yayılmış ve herpesin oluşturduğu veziküller birleşme eğiliminde. Şuradaki lezyonların veziküler olmasından birazcık herpetik gingivostomatit olduğunu anlıyoruz. Yine pediatrik popülasyonda HSV tip 1 enfeksiyonu en sık görülen şekli. Sıklıkla 6 ay veya 5 yaş arasında görüyoruz. 1-3 gün arasında grip benzeri semptomlar oluyor. Ateş, halsizlik, servikal lap. Yine bu grip benzeri semptomlar geçen haftadan hatırlarsınız prodromal dönem dediğimiz dönem her hastalıkta aynı görüyoruz. Takiben de lezyonlar ortaya çıkıyor. Lezyonlar oturduktan sonra işte veziküllerin olması, lezyonların birleşmesi ve ağrılı olması sebebiyle herpetik gingivostomatit tanısını koyuyoruz. Klinik olarak oral lezyonlar ilk önce hem keratinize hem de non-keratinize alanlarda dediğim gibi küçük, kümelenmiş vezikül ve büller şeklinde ortaya çıkıyor ve çok ağrılı oluyor bunun lezyonları. Oral aftan daha ağrılı oluyor. Ve non-keratinize dokuda ortaya çıkmış oluyor. Gingival dokularda şişmiş ve eritemli bir hale geliyor. İyileşme de 7-10 gün içinde gerçekleşiyor. Eğer çocuk elini ağzına alırsa, o arada mesela işte elini ağzına alıyor, tırnağını kendisi şey yapıyor, tırnağını, diş etini koparıyor ya da parmak emiyor ya da tırnağını kenarını koparıyor. Hani bir şekilde otoinokülasyon yapıyor. O zaman da herpetik dolamayı görüyoruz. Bu da şu. Bu çok daha ağrılı. Zaten bunu gördüğümüz zaman herpes tanısını netleştiriyoruz. Otoinokülasyon yapmış diye. Tekrarlayan HSV enfeksiyonları da trigeminal ganglionda latent halde bulunan HSV reaktivasyonu ve periferal dokulara migrasyonla gerçekleşiyor. Bu tekrarlayan HSV'de en sık görülen bölge yine alt dudak. Bu da 7 ila 10 gün içerisinde sıkarsız iyileşiyor. Uçup çıktı dediğimiz şey bu da. Tedavisi ağrı ve ateş varsa eğer antipiretik ve analjeziklerle kontrol altına alıyoruz. Yine oral ülserler için topikal anestezik jel veriyoruz. Çok şiddetli vakalarda ve immün yetmezliği olanlarda, yani çocuk mesela nakil yapılmış ya da bilinen bir immün yetmezliği var ya da başka bir sebepten bir immün süpresan kullanıyor, bir romatolojik hastalığı var, o zaman sistemik antiviral tedaviyi vermeyi düşünüyoruz. Ve annesine de dikkatli anlatıyoruz. Oral hijyen nasıl, hani nasıl otoinokülasyonu nasıl yapmaz, nasıl onu herpetik dolama haline gelmez, onu anlatıyoruz. Yine eğer yutkunmakta ve çiğnemekte zorlanıyorsa yatırıp IV hidrasyonla beslenmesini sağlayabiliyoruz. Şimdi şunları göstermek istiyorum. Şurada görüyorsunuz.
Şurada görüyorsunuz lezyonları. Şurada bunlar eritema multiforme. Şimdi şuradaki lezyonlara baktığınızda hiçbir lezyon birbirinin aynısı değil. Her biri birbirinden farklı. Mesela bu biraz aftöz olmuş. İşte şunlar vezikül ve bül şeklinde. Gördüğünüz gibi şurada mesela aft iyileşmiş, şura birazcık skarlı iyileşmiş. Her lezyon birbirinden farklı. Hiçbiri aynı dönemde değil. Geçen haftadan hatırlarsınız su çiçeğinin az formasyonu diyebiliriz. Mesela bunlar burada erode olmuş bir lezyon var. Su çiçeği de gövdede hani hatırlıyorsunuz bir kısmı veziküler haldeydi, bir kısmı papül haldeydi, bir kısmı makül haldeydi. Her evrede görülebiliyor. Onun gibi düşünün. Bu da eritema multiforme birçok şekilde farklı görülebilen lezyonlar bir arada. Bunlar akut, kendi kendini sınırlayan mukokütonöz bir hipersensitivite reaksiyonu. Bir herhangi bir enfeksiyon anında işte HSV, mikoplazma pnömoni gibi sistemik ilaç kullanımı varsa, inflamatuar bağırsak hastalığı varsa ya da güneşe maruz kalma varsa bunlar etmenler arasında yer alıyor. Eritema multiforme bizim için bir son tanı değil. Bu sadece gördüğümüz lezyonun adı. Yani hani evet bu hastanın eritema multiforme hastalığı var demiyoruz. Bu hastada eritema multiforme var ama işte sebebi enfeksiyon mudur, sistemik ilaç mıdır? O anki akut bir hipersensitivite reaksiyonu mudur? Güneşe mi maruz kalmış? Altta yatan enflamatuar bağırsak hastalığı var. Bunları araştırmak gerekiyor. Şiddetli oral ülserleri olabiliyor. Çiğneme güçlüğü olabiliyor. Ağrı, diş eti kanamaları, salyada artış görülebiliyor. Bunun tabii sebebini bulmak gerekiyor. Hani hastaya ne sebep olmuş? Altta yatan hastalık ne? Predispozan ilaçları kesiyoruz. Eğer ilaç kullanımına bağlı düşünüyorsak, ilaçların etkisi de olabiliyor. İlaca karşı geliştirilen bir hipersensitivite reaksiyonu da olabiliyor. Eğer böyle bir şey düşünüyorsak bu ilaçları kesiyoruz ya da değiştiriyoruz. Eğer çok şiddetliyse o zaman sistemik steroid verebiliriz, profilaktik antiviral tedavi verebiliriz ya da destekleyici tedavi verebiliyoruz. Biz bu hastaları çoğunlukla dermatolojiye gönderiyoruz. İlk olarak hani bunun sebep olan nedir diye onlar sebebini bulamaz. Böyle. Bu da diğer vakamız. Burada gördüğünüz gibi çocukta dil üzerinde kandida olmuş. Şu da yumuşak damaktaki kandida. Bu yumuşak damaktaki kandida aslında yeni doğan döneminde çok sık her annenin çocuğunda gördüğü bir lezyon. Kandida albicans nedeniyle oluşuyor. Oral mukozayı etkiliyor. Fırsatçı bir mantar enfeksiyonu. Sıklıkla dil, bukal mukozu ve damağı etkiliyor. Şu gördüğünüz zaten çok tipik. Hani kandida için çok tipik bir görünüm. Şu daha büyük bir çocukta muhtemelen altta yatan bir immün yetmezlik olabilir. İmmün süpresan kullanımı olabilir. Fırsatçı bir enfeksiyon olduğu için çocukların genellikle immün süprese kaldığı anı bekleyip immün süpresi haldeyken ortaya çıkabiliyor. Yoksa normalde vücudumuzda bizimle birlikte yaşıyor aslında. Ama ne zaman immün süpresi olduk o zaman enfeksiyonu oluşturuyor. Predispozan faktörlerde geniş spektrumlu antibiyotik kullanmak. Bunları kullanıp florayı bozduğumuzda bu kandidalar daha baskın hale geçebiliyorlar. Ağız kuruluğu olabiliyor. Topikal ya da inhalasyon steroidleri kullandıysak o zaman olabiliyor. Dediğim gibi immün süpresyon varsa, endokrin bir bozukluk varsa, hastada bir protez kullanımı varsa o zaman karşımıza çıkıyor. Pseudomembranöz kandida, bu pamukçuk dediğimiz durum ve yeni doğanda sıklıkla gözlediğimiz durum gazlı bezle kolayca siliniyor. Altında da kanamalı eritematöz bir tabanı oluyor. Krem, sarı leke ya da plaklar şeklinde oluyor. Eritematöz kandida dağınık sınırında eritemli lezyonlar şeklinde oluyor. Protez nedeniyle gelişen kandida stomateti de protezi taşıyan paletal dokuda eritematöz granülör mukozu formunda oluyor. Özellikle yeni doğan döneminde emzirdikten sonra aileler bize pamukçuktan şikayet ediyor. Aileye tarif ediyoruz. Hani temiz bir tülbente, işte bir karbonatlı su yapın, batırın ve çocuğun ağız tabanını silin. Sonrasında geçti mi? Yalnız aynı şekilde annenin kendi göğsünü de silmesi gerekiyor. Çünkü eğer anne kendi göğsünü silmeden emzirmeye devam ederse çocuk zaten annenin göğsüne bulaştırmış oluyor. Oradan tekrar emzirme başlıyor ve bu şekilde biz o döngüyü kıramıyoruz. Ancak bu şekilde kırabiliyoruz. Eğer çocuğun altta yatan herhangi bir hümoral ya da hücresel immün sistemde bir bozukluk yoksa bu birkaç gün içerisinde annenin söylediğimiz şeylere uyması halinde geçiyor. Ama çocukta bir immün yetmezlik varsa, hücresel ya da humoral bir immün yetmezlik varsa o zaman tabii bu da tanı almasına sebep oluyor. Ağzındaki pamukçuk. Tedavisinde predispozan faktörlerin kontrol altına alınması, oral hijyenin düzeltilmesi çok uzun sürüyorsa topikal ya da sistemik antifüngaller kullanabiliyoruz. Ama bir pamukçuktan dolayı sistemik antifüngal kullanmak zorunda kalıyorsak
O zaman mutlaka altta yatan bir şey oluyor. Ama topikal genellikle damla şeklinde, yani hastalarda normal sağlıklı bir yeni doğanda bazı durumlarda geçmediği, annenin her şeye dikkat edip geçmediği durumlarda topikalini önerebiliyoruz. Onda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Şöyle biraz hızlı oldu herhalde. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Soru varsa alabiliriz hocam. Hocam soru çok. Alalım hocam. Hocam şöyle, aftöz lezyonları biz çocuklarda çok sıklıkla rastlıyoruz. Evet. Burada yani aftöz lezyonlarla karşılaştığımız zaman şimdi çocuklarda ne zaman bir pediatri konsültasyonuna gidilmesi gerekir? Yani bunların uzun sürmesi mi, çok olması mı? Uzun sürmesi hocam. Yani bir anda çıkabilir, çok olabilir ama bu tekrarlıyor mu? Beraberinde başka bir bulgu eşlik ediyor mu? İşte çocuğun bilinen bir hastalığı var mı? Bir sistemik hastalığı var mı? Bu annesinde babasında çıkıyor mu? Genellikle hani genetik yatkınlık da oluyor ya, derler ki annesi babası da böyleydi zaten çocukta derler. Ya da çocukta beraberinde başka bir bulgu var mı? Mesela vitamin eksikliğini düşündüreceğiniz çocukta bir büyüme gelişme geriliği var mı? Tanık olmuş bir sistemik hastalığı var mı? Hani bu durumlarda pediatri konsültasyonu gerekiyor. Yoksa ilk defa çıkmış bir oral aft, çocuğa baktınız sağlıklı görünüyor. Hani o zaman pediatri konsültasyonuna gerek duymuyoruz. Ama bakıyorsunuz annesi diyor ki bu çocuk 3 haftada bir ağzında yara çıkıyor. Ve bu çocuk 3 haftada bir ağzında yara çıktığı an ateşi de çıkıyor. Yani o zaman bu FAPA diyeceksiniz. Hani FAPA diyeceksiniz değil de FAPA olabilir diyeceksiniz. Dolayısıyla evet aynen bir hani bunu bir pediatrist görsün diyeceksiniz. Ya da çocuk işte unutkanlığı var, çok aşırı halsiz. O zaman bunda B12 vitamini eksikliği düşüneceğiz. Hani bir B12 vitamini eksikliği açısından bakalım diyeceğiz. Ama dediğim gibi ilk bir sefer çıktıysa takip etmek gerekiyor. Annesine takip ettiriyoruz. Bunların çıkma süresi arttıysa ya da beraberinde başka bir şey eşlik ediyorsa bunlara her çıktığında, o zaman altta yatan bir şey var mı diye. Ardına bakmak lazım. Evet. Bir de şey, coğrafik dilde ayrıcı tanı olabilecek başka ne var hocam? Yani tabii çok şey vardır da coğrafik dilde. Ayrıcı tanı olabilecek ne vardır acaba aklınıza gelen? Şöyle hocam, yani hani coğrafik dilde bir B12 vitamin eksikliği var ama coğrafik dil bizim klinik olarak, yani görüntü olarak aileler şey diyor, bu çocuğun dilinde yara çıkmış diyor. Ama hani o diğerinden farklı olduğu için onda bir çok ayrıcı tanı olmuyor. Biz buna coğrafik dil, bu çocuğun coğrafik dili var, annesi B12 vitaminine baktır, normalse hiçbir şey yapma diyoruz genelde. Yani onda çok ayrıcı tanıya girecek bir şey gerekmiyor. Çünkü o yapısal durum. Evet, aynen. Bir de şey soracağım hocam. Herpesler gene bizim çok sıklıkla rastladığımız dönem. Evet. Bunun özellikle en çok bulaşı olduğu aşama, benim hatırladığım kadarıyla sulandığı aşama diye. Vezikül, evet hocam. Vezikül aşaması. Ondan sonra ne zaman işte kabuklanmaya başlıyor bir süre. O kabuklanma aşamasından sonra mı? Biz mesela dental tedavi yapacak olursak mesela hangi aşamasındayken? Kabuğun geçmesi gerekiyor hocam. Vezikülken en bulaştırıcı. O vezikül patladığı zaman o içindeki büllöz sıvı en bulaştırıcı. Zaten onun içerisinde virüs çok fazla yoğunlukta bulunuyor. Dolayısıyla o vezüküllerin kabuklanıp yarasını geçmesi gerekiyor. Zaten hani herhangi bir hastada herpes varsa anestezi uyutmaz bile. Bunun ağzında uçuğu var diye biliyorsunuz, hemen iptal eder. Çünkü evet, antibiyotik onu otoinokülasyonla içeri doğru, mukozaya doğru taşımak istemediği için. O kabuklanmanın da tamamen geçmesi gerekiyor ki kendimizi yani hastalığın kontrol altına alındığını düşünüp çocuk için en güvenli olduğunu düşündüğümüz durum kabuk da geçecek. Herpesteyken tedavi yapmak herhalde çok mantıklı değil, mecburi bir durum yok, yoksa. Değil, aynen. Yani çok hani hayati bir önemi yoksa herpes geçtikten sonrana kadar ertelenebilir. Anladım. Çünkü diğer türlü daha sıkıntı. Bir de şey, biz yakın zamanda bir tane literatür paylaştık. Daha doğrusu konuştuk üzerinde. Orada şeye bakmışlar. İşte pediatristlere giden hastalarla işte periodontistlere giden çocuk hastaları için konuşuyorum tabii ki. Ondan sonra daha çok gitme eğilimlerini analiz etmişler. Ve oral orada da şöyle... Hı? Oral lezyonlar için mi? Yok, oral lezyon değil. Genel olarak hani hangi yaş grupları daha çok, hangi hekime daha çok gidiyorlar, daha sıklıkla uğruyorlar. Bu özellikle profilaksi işlemleri açısından. Oradaki çalışmada yanlış hatırlamıyorsam bir şey vardı. 9 yaşına kadar mı 5 yaşına, yani küçük yaştaki çocuklar daha çok pediatristler görüyor.
Ondan sonra böyle hani biraz daha böyle 7-8'den sonra da biz daha fazla görmeye başlıyoruz. O yüzden de tavsiye olarak şeyi yazmışlar. Yani mutlaka pediatristlerin işte dental problemleri konusunda hastaların bilgi sahibi olması gerekir ve yönlendirici olması gerekir. Tersi durum içinde işte pedodontistlere söz söylemiş. İşte hastanın sistemik olabilecek bir takım sıkıntıları konusunda uyanık olun. Hasta daha çok size geliyor. İşte o durumlarda pediatriste gönderin diye. Biraz oradayken kulağınızı bol bol çınlatmıştık. Bir de şey konusu var hocam. Şimdi dermatoloji ve pediatri nerede bitiyor, dermatoloji nerede başlıyor? Bunun tabii keskin bir ayrımını beklemiyoruz ama yani mesela şeyde de oldu. Ben Zehra'ya sorduğumda yani bir hamartoma olabilecek bir lezyon düşündüğümüz zaman hani bunu kime danışalım dediğimizde işte KBBC'ler de bilebilir, işte dermatologlara da bir sormak gerekir gibi. Tabii bu arada Onkolog. pediatrinin de geçiyor. Aynen. Onkolog diyorsunuz Evet. mesela. Yani bu tip durumlarda yönlendirmeyi mesela siz nasıl yapıyorsunuz ya da bizim nasıl yapmamız gerekiyor? Yani hocam şöyle, yani hani dediğiniz gibi kesin ayrıca hani şurada biter, şurada başlar diyemiyoruz. Çünkü tıp da çok iç içe geçmiş bir yer, yani bir vaziyette. İşte pediatride, dermatolojide pediatrik dermatoloji diye hani pediatride değil ama dermatolojinin içerisinde mesela bizim burada Demet Hoca pediatrik dermatoloji bakıyor. Pediatrik dermatologlar da var bu işle ilgilenen. Yani hani bir lezyon gördüğümüzde genellikle hani ve biz bunu eğer sistemik bir hastalıkla ilişkilendiremiyorsak mesela bir oral aft gördük ve onu işte şeye bağladık. Nasıl diyeyim? Behçet hastalığı düşünüyoruz. Behçet hastalığı primer olarak aslında dermatolojinin takip alanı. Hani öyle şeyler var. Bu kesin bir kural olmamakla beraber hani branşların daha çok takip ettiği hastalıklar var. Mesela biz bir oral aft gördük. Eğer bunu da behçet hastalığı düşünüyorsak cildiye yönlendiriyoruz. Ama yine bir hastalık gördük. Eğer biz bunu SL'ye düşünüyorsak sistemik lupus eritematozus bu pediatrik romatolojinin takip ettiği bir hastalık oraya yönlendiriyoruz. Yine bir oral aftan gidelim. Biz bunda ülseratif kolit ya da kron düşünüyorsak da pediatrik gastroenterolog takip ediyor bunu. Yani bu pediatrik gastroenterologun takibindeyken ağzında oral aft çıktı diye cildiyeye gitmiyor. Bu sistemik bir hastalıkla ilişkilendiriliyorsa o sistemik hastalığı takip eden branş beraberinde her şeyi de takip etmiş oluyor gibi Peki söyleyeyim. bu Hani durumda neredeyse biz nasıl yapalım? Ya biz size genel danışacağız muhakkak ama. hocam siz bana gönderin. Ben bir bakayım altta yatan bir şey var mı yok mu nedir ne değildir ona göre yönlendireyim. Hani yani çünkü şey oluyor işte yani Ya... onun altta yatan bir şeyini bulmak gerekiyor. Önce bir pediatrist görüp pediatristin de branşlara yönlendirmesi daha uygun olabilir diye Hocam şimdi pediatrist olarak siz olduğunuz için yanınızda biz böyle diş hekimliği fakültelerinin İsviçre'si gibiyiz. Yani her zaman bir çözüm bulabiliyoruz ama her zaman bu koşullarda pedodontistler de çalışamıyorlar yani evet. açıkçası. O açıdan ben özellikle O zaman fikrinizi da dediğim merak yani hocam ettim. buna bakacak insan genel pediatrist. Genel pediatrist bakacak, sorgulayacak, sistem sorgulaması ve diğerlerini yaptığında eğer bunda hani bir basit bir aft düşünmüyorsa o zaman gerekli duyduğu branşa yönlendirecek. Yani mesela FAP'a düşünüyor. FAP'a düşünüyorsa romatolojiye yönlendirecek. Ya da dediğim gibi SL'ye düşündü, romatolojiye yönlendirecek. Ya da basit bir B12 vitamin eksikliği düşündü. Kendi zaten B12'nin tedavisini verecek ve ortadan kalkmış olacak aftı. Yani ona hani genel pediatri branşına göre yönlendirecek diyeyim. Bir sormuş hocam. Primer herpetik gingivostomatitis de vezikül olmak zorunda mı? Diye bir soru geldi. Evet. Yoksa tanı koyamayız Tanı zaten. koyamayız zaten. Evet. Her Şeyde tanısı söyle. vezikülle konuyor. Vezikül olmadan olmaz. O keratinize ve non keratinize dokuda olması gerekiyor. İki dokuda da. Yani mesela şu dudak içinde var. Onun mutlaka buralara da yayılmış olması gerekiyor. Herpetik gingivostomatitis. Yoksa tanı koyamayız. Yani yoksa çok şey bir vaka olur. Hani vezikül olmadan herpes olmaz diyebiliriz. Vezikülsüz reyona dermatolojisi herpes teşhisi koydu lezyona diyor Aslı Hoca. Ne diyor? Vezikülsüz. Ha vezikülsüz Hemen sesini daha ha kolay olur. hocam evet iyi oldu böyle. Kaç yaşında? 2 yaşında bir çocuk geldiğinde biz ağzına baktık. Lateralini tutmuş. Sanki bir travma sonrası abse formu gibi. Düşünebilirsiniz. Sarı renkli. Kırmızı alanları da mevcut. Çok emin olamadım ama şey travma hikayesi yok, şey yok. Hani dermatoloji buna herpes lezyonu teşhisi koymuş.
Ancak vezikül yok. Acaba dedim bu vezikülsüz primer herpeste böyle bir tablo olabiliyor mu? İlla vezikül olmak zorunda mıdır diye sordum. Hocam Onlar o dediler yani ama hani benim yayın olur, case olur hani ama ya sonrasında vezikül ortaya çıkmıştır. Ya da deri kazıntısından örneğin PCR'da HSV'yi çıkarmışlardır. Ya da işte latent ganglion'dadır, sonrasında çoğalacaktır. Öyle bir şey olmuştur muhtemelen anladığım kadarıyla. Primer herpeste işte olmak zorunda. Biz de çünkü hep bunu böyle öğrendik. Hani vezikül ayı, veziküldür şeklinde. Özellikle zaten sekonderi hepimiz tanıyoruz da primerde de. Ama olmayabilir dedikleri için bende de bir şey oldu. Buna sonradan bakamadım da o yüzden bir sormak istedim. Yani hocam onu muhtemelen kez yapmışlardır zaten vezikülsüz herpes diye. Yani belki çocukta takipte sonradan çıkmıştır vezikül. Belki çok erken bir aşamasında yakalanmışızdır. Ya da vezikül olup geçmiştir, sonrasında bir skar oluşmaya çalışırken o aşamada görmüş olabilirsiniz. Hani direkt görmediğim için şimdi bir yorum yapamıyorum ama yani hani yorumladığım bu şekilde. Evet, benim gördüğüm üçüncü günüydü. Sonrasında o şekilde iyileşti. Yani enteresan bir vaka o zaman. Evet. Case olmuş oldu. Hocam ben bir şeyi daha çok merak ediyorum. Ya muhtemelen tabii ki derslerde var da hani lisansta vardır yani tıp eğitimi içerisinde psikiyatri var. Acaba ya pediatride özellikle çocuklar için bir psikolojik yaklaşım ya da ne bileyim işte onlarla ilgili bu tür değerlendirmeler. Böyle bir şey alıyor musunuz? Eğitim alıyor musunuz? Pedagoji eğitimi mi? Pedagojiden ziyade hani böyle ya çocuk psikolojisi diyeyim daha doğrusu. Hayır. Almıyoruz hocam. Yapa yapa öğreniyoruz yani. Evet. Ya o kişinin kendi ilgi alanına bağlı. Yani ben o konuda kitap okumak istersem okuyorum. Ama bizim doktora eğitimimizde, işte TUS sonrası eğitimimizde sadece bir aylık çocuk psikiyatri rotasyonumuz var. Ama bu çocuk psikiyatri rotasyonu psikoloji gibi değil. Hani böyle çocuğun psikolojisini anlamak değil. Nasıl? İşte dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu nasıl tanı konur ve nasıl tedavi edilir? Çünkü psikiyatri ve psikolog bunlar da çok apayrı şeyler. Psikiyatristin yaptığını psikolog yapamaz, psikoloğun yaptığını psikiyatrist yapamaz. Birbirlerine yönlendirirler. Hani şu şöyledir, bu böyledir diye ama biz psikoloji eğitimi almıyoruz. Ne Yani lisansta böyle ne doktora da ikisinde de almıyoruz. peki ben mesela bir çocuğa yaklaşım ya da işte ne bileyim çocuğun davranışlarından bir takım hani çıkarımlar yapmak vesaire bunlar tamamen kişisel Bireysel gelişiyor. ilgiyle mi Evet. bireysel olarak mı gelişiyor? Evet. Peki olması gerekir mi sizce pediatride? Gerekir. Evet, gerekir. Yani bence Gerekir. bir pediatrist oyun terapisini bilmesi gerekiyor mesela. Gibi. Bence. Bizim de kesin bilmemiz gerekiyor da bunu İşte bize kim yani şöyle öğretecek? bilmesi gerekiyor dediğim yani kendini geliştirmek için bilmesi gerekiyor. Karşısındaki çocuğu daha iyi anlaması için bilmesi gerekiyor. Bunun gibi yani kişisel ilgi alanıyla alakalı. Yoksa zorunlu değil. Bize de zaten o eğitim verilmiyor. Hani çocukta işte mesela öğretmenlere verdikleri gibi bir pedagoji eğitimi de almıyoruz biz. Ama kişisel olarak siz kendiniz o alanda kitap okuyup kendinizi yetiştirmek isterseniz tabii ki yetiştiriyorsunuz. Peki niye gerekli duymuyorlar? Yani ben mesela şeyi anlamıyorum. Yani bu bizde de büyük bir eksiklik olduğu için bahsediyorum da yani o konuda biz biraz kendimizi geliştirmeyi de düşünüyoruz. Hani bir diğer açılımımız da psikiyatriyle ilgili. Yani psikiyatri psikoloji artık. Yani daha doğrusu şöyle ben toparlayayım konuyu. Hani çocuklara mevzusu çocuk olan bir hekimin çünkü diliyle hani normal nasıl söyleyeyim hani Onların dilinden anlaması gerekiyor. Lingüel Öyle yolla yaklaşmak gerekiyor. anlatamayacağı birçok şey olacaktı. Bizim zaten algımız o anlamda çok açık. Yani siz de muhtemelen öyledir. Hani pediatristler de ne yapıyorlar? İşte yani bir çocuğun davranışından, yaklaşımından, özellikle aile faktörünü de hesaba katarak, onları da izleyerek, yani kişisel tecrübemizle bazı şeyleri çözüyoruz. Ama bu tarafı çok bilimsel de değil açıkçası. Hani tamamen tecrübeye dayalı olan şeyler. Ama işin bir tarafında da mesela bir literatürde daha mesela çocuklardaki anksiyete serisini Tabii, çizdikleri evet. resimlerden şey koymuşlar. Bunu bana ilk Başak Nur Hoca söylemişti. Çünkü benim oğlumla ilk tanıştıklarında öyle sohbet, muhabbet esnasındayken ya işte çizdiği resimler varsa getir Salih falan demişti. Tabii götürmedim de o ayrı bir mevzu. Ya götürmedim derken özellikle değil de ya fırsat olmadı.
Ama şöyle mesela hani tamam gidip onun en ince detayına kadar her bir şeyini yapacağız değil ama hani en azından bir çocuğun nasıl diyeyim, bilimsel anlamda ruhundan anlamak diyeyim daha doğrusu. Yani evet hocam. İhtiyaç var diye düşünüyorum. Yani bence de var ama o da kişisinin gelişimine bırakılmış. Hani o işi de zaten psikolog yaptığı için muhtemelen hani bir pediatrist de bu konuya girmesi zaten yapacağı çok işi var. Hani 4 yıl bile bence bir eğitim için bazen yeterli olmuyor. Gerçekten çok yoğun bir eğitimden geçiyoruz. Hem ona zaman kalmıyor. Çünkü onun için de ayrı bir kafa yormak lazım. Ayrı konsantre olmak lazım. Bir de onu yapan psikolog olduğu için şey diye düşünmüşlerdi. Çocukta bu yönde bir anormallik olduğunu düşündüğünüz zaman bir psikiyatriste, önce bir psikiyatriste, psikiyatriste onu düşünüp ya tedavi ya da psikoterapiye gidiyor. Hani onu yapan ayrı bir branş olduğu için zaten muhtemelen o yüzden bize de bu eğitimi vermiyorlar diye. Kayseri'de var mı o eğitim? Psikolog mu? Evet, psikolog. Var çocuk hocam. Psikolog. Var var. Şeyde, çocuk hastanesinde. Var. Zaten onların aynen kendi içinde tabii var. İki, sanırım bir ya da iki tane var psikolog. Önce psikiyatristler görüyor. Psikiyatristler işte bu çocuk ilaçla mı tedavi olacak ya da psikoterapi mi görecek? Ona karar verip ona göre yönlendiriyorlar. Sadece hastalıklarda mı bakıyorlar? Yani hastalık değil mi? Yani davranış bozukluğu diyelim veya böyle bir şey tespit edildi. Yani mesela siz götürüyorsunuz psikiyatriye, benim çocuğum çok hırçın ya da çok hiperaktif diye götürüyorsunuz. Önce bir doktor değerlendiriyor. Onların çok uzun formları var. Ona göre karar veriyor. Bu çocuk ilaçla mı tedavi olacak, psikoterapiyle mi tedavi olacak? İlaçsız zaten ilaca yönlendiriyor. Psikoterapi ise de oradaki psikologlar var. Onlara yönlendiriyor. O psikologların da çok uzun formları var. Önce aileyle görüşüyor. Sonra çocuğun yanında aileyle görüşüyor. Sonra çocukla ayrı görüşüyor. Bunun sonucunda bir şey değerlendiriyor. Sonra da çocuğu belirli aralıklarla psikoterapiye çağırıyor. Bu bazen oyun terapisi oluyor. Çocuğun yaş grubuna göre değişiyor. Hani çocuktan bir oyun oynamasını istiyor ya da dediğiniz gibi bir resim çizmesini istiyor. Ona göre çocuğun bilinçaltıyla ilgili bir karar veriyor. Yani işte atıyorum bu çocuk hırçın ya da aslında bu çocuk sakin ama ailesine tepki olarak hırçın görünüyor gibi şeyler düşünüyor. Ona göre bir yol izliyor. Hocam bir de mesela geldi hocam. Bir de mesela şöyle bir şey de oluyor. Yani şimdi çocuğun davranışlarına bakarak bu çocuğun davranışlarında bir problem var diye hani bunu gerçekten tıbbi bir bakı gözüyle bakıp hani bir psikiyatriste yönlendirmek ayrı bir iş. Hı. Ama işin bir de şu tarafı var. Yani çocuğun mesela gelişimsel olarak davranışsal gelişimini de inceliyorsunuz yanlış bilmiyorsam değil mi? Evet. Yani işte şu yaşa kadar şunu yapmalı, bu yaşa kadar evet, bu davranışları gösterebilmeli. Hani bundaki sapmalar var vesaire var. Bu tabi direktmen psikolojinin alanına giriyor mu bilmiyorum. Yok, o bizim ama de alanımıza giriyor. Sosyal pediatri alanına giriyor işte. Yani kaba motor, ince motor gelişmiş mi? Hani o da büyüme gelişmedi, onları da takip ediyoruz. Şu kadar aya gelince şunları yapabiliyor mu, bunları yapabiliyor mu diye onları da takip ediyoruz. Normal bir büyüme gelişme polikliniğinde sağlam. Bir ara hocam onları da bizim öğrenmemize ihtiyaç var diye düşünüyorum ya. Yani olur hocam. Bize onları da anlatabilirseniz çok memnun oluruz yani. Olur. Biraz çalışalım çünkü. Olur, o da hocam, olur. Vakit ayırdınız bize. Çok teşekkür ederim yine. Teşekkür ederim. Haftaya cuma günü kaldığımız yerden devam edelim. Biz de gene size konular ve sorular getireceğiz. Biraz daha hazırlıklı gelmeye başlarız artık yavaş yavaş. Çünkü pediatrinin içinde hissediyoruz kendimizi. Ondan sonra ama tabii öğrenmemiz gereken, üzerine koymamız gereken çok şey var gibi gözüküyor. Teşekkür ederim hocam vakit ayırdığınız tekrar. Kapıncı arkadaşlara da teşekkürler. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz hocam, sağ olun.